Bakmayacak mısın? Cengiz. Ne yapıyorsun akşam? Şimdi koşturuyorum bu iş için. Tek başına olacak şey değil ya. Yardım edecek kimse yok mu? Beni biliyorsun, yalnız çalışırım. Ha, evet evet. Akşam oyuna gelmek ister misin? Nasıl bir oyun? Maydanozsuz. Senle ben. Rövanş. Akşama görüşürüz. Ne oldu? Yemi aldılar. Oltayı çekiştiriyorlar. Aferin Şebnem. İyi iş çıkardın. Az kalsın yakalanıyordum patron. Yakalandın mı? İyi iş çıkardın, bravo. Kamil, da yaradı mı? Hadi bakalım. Madem ezeli istiyorlar, onlara ezeli verelim. Ben arabayı alayım geleyim. Ezel. Ateşe atlıyorsun yeğen. Ateşe. Sırf kendi hayatın değil sırtındaki. Hepimizin hayatını senin sırtındaki küfeye yükledik. Kararımı verdim ben dayı. Sen bunun dışında olmak istiyorsan doğrusunu sen bilirsin. Yeter. Hava atma bana yeğen. Kelime oyunu oynamıyoruz değil mi? Ben sana yeğen demişim. Ama sen benim oğlumsun oğlum. Sağ ol. Ama kendim de hallederim. Ederim sanıyorsun ama edemezsin yeğen. Senden şüphelendiler bir kere. Şüpheyi iyi kullandın. Ha, akıllı davrandın. Ama fazlası gerek. O şüpheyi unutturmak için senin elinin iyi olması yetmez. Onların elini bozmak gerek. Nasıl? Bu adamlar seninle iş yapsın istiyoruz değil mi? O zaman onları yaptıkları işten biraz soğutmak gerek. Dayı nasıl? Erken davrandın yeğen, erken davrandın. Taşların yerine oturmasını beklemedin. Fazla ortaya attın kendini. Şimdi biraz kaba kuvvet kullanıp onları ittirmek gerek. Silah yok dedim bana dayı, en başından. İşin orasını da bana bırak. O da benim sırtımdaki küfe olsun. Dayı. Tamam yeğen. Bugünlük bu kadar. Senin kolundaki saati geri vermeyi unuttum bak. Geri kalmıştı, düzelttim. Ama dikkat et. Gece yarısı bir daha kontrol et. Olur mu? Canım, günaydın. Menemen yaptım, ister misin?
Sen yok musun sen? Babanı bile yaya bıraktın ya. Helal olsun vallahi. Önce sen gittikten sonra şaşırmadım desem yalan olur yani. Sonra düşündüm ya niye şaşırıyorum dedim. Ha? Tabii gidecek. Kendi ayakları üstünde duracak. Baba. Bir üstünü ispat etsin. Hevesini alsın. Biz zaten buluşuruz kızımla. Baba bak. Geldim uzaktan izliyorum. Önceleri pek bir anlam veremedim. Sonra çaktım manzarayı. Baba dinler misin? Baktım Eyşan'ım düzeni kurmuş. Pişiriyor. Kısık ateşte. Şehirli serdar usulü tavada alık. Baktım her şey hazır çıktım ortaya. Şu senin keklediğin olan Ömer. Seninki daha 5-6 ay ortalıkta yok. Bu 6 ay zarfında da biz oya gibi işleriz oyunumuzu. Döndüğünde neye uğradığını anlayamaz. Baba ben Ömer'i seviyorum. Tamam kız yeter anladık iyisin. Bırak şimdi bu sevgi mevgi oyunlarını. Oyun moyun değil. Senin bildiğin Eyşan yok artık. Ne diyorsun lan sen? He? Ben büyüteceğim, yetiştireceğim. Bu kıvama getireceğim. Zıp çıktının biri çıkıp alacak elimden. Ben de seni kaptıracak gözü var mı Eyşan? Baba. Bitti artık. Git. Gideceğim tabii. Tabii gideceğim. Tomar tomar paraları atayım cebime. O zaman gideceğim. Bu ne? He? Burada mı yaşayacaksın? He? İçerideki o karı gibi barbonya mı yapacaksın? O Ömer denen zıp çıktının çoraplarını mı yıkacaksın? Hiç mi bir şey öğretemedim lan ben sana? Ben onu... Eyşan, bak güzel kızım. Biz başka bir yolun yolcusuyuz. Bizim trenimiz bu istasyonlarda durmaz. Baba, ne olur bırak da gideyim. Son bir defa Eyşan'ım. Bak, şu beyazlara bak. Sen pek fark etmiyorsun ama yaşlandı bu adam. Neyi var hayatta bunun senden başka? Bir tek sen varsın Eyşan'ım. Bildiğim her şeyi, her şeyi öğrettim sana. Bak, söz veriyorum sana. Yemin ediyorum şu işi yapalım, çıkıp gideceğim hayatından. Bir daha göremeyeceksin yüzümü. Yapamam. Yapamam baba. Ben bu insanlara ihanet edemem. Öyle mi? Ne diyorsun sen ya? Şimdi bunlar öğrenseler senin kim olduğunu. Seni alırlar mı içlerine güzel kızım? Ha? Ne yaptığını bilseler senin, tutarlar mı seni yanlarında? Söylemezsin. Söylerim tabii. Senin iyiliğin için. Madem baştan başlıyorsun, o zaman dürüst ol. Her şeyi fora, açık seçik anlat onlara. Şu herif, Ömer, gerçek Eyşan'ı bir duysun benden. O zaman anlarız seni seviyor mu, sevmiyor mu? Baba, söylersen yaşayamam. Bu kadar kötü olabilir misin ya? Senin iyiliğin için. Ama sen olmayacak duaya amin diyorsun. Bak Eyşan, senin güveneceğin bir tek adam var kızım. Bu da o tamirci çırağı değil. Seni tanıyan, bilen, güvenen bir tek ben varım kızım. Baban. Bak, eğer bu işi yapmazsan ne ben kalırım, ne Ömer, ne Bahar. Eğer yaparsan dünya kadar param olacak. Bugüne kadar ne istiyorsak yapacağız. Benden söylemesi. Karar senin. Ben baban olarak yol gösteriyorum sadece. Ha. Bahar'ı bırakıyorum. Birkaç gün hasret giderirsiniz. Sonra bakarsın fırsat bulamazsınız. Babam görünürde yoktu. Ama bir yerlerden beni izlediğini hissediyordum. Avını takip eden aslan gibiydi. Artık onun kızı değildim. Kurbanıydım. Yüzlerce defa başkalarında görmüştüm. Babam avını bir kere yakaladı mı, kurtuluş yoktu. Sevgili Ömer, sevgili, ben sana bir kötülük yaptım. Ben sana yalan söyledim. Ben zannettiğin insan değilim Ömer. Eyşan aslında Eyşan değil. Ailem bir kazada ölmedi benim. Babam yaşıyor. Bir de küçük kız kardeşim var.
Buraya gelmeden onlarla yaşıyordum. İşte aslında çok sevdiğin eş hanım bu. Bilmiyorum. Ailen beni böyle de kabul eder mi? Sen eder misin? Bilmiyorum. Tek bildiğim, senin dışında kim olsa şimdi kaçıp gitmiş olacağım. Tek bildiğim, senle yeni bir hayat istediğim, senle senin sevdiğin Eyşan olmak istiyorum. Tek bildiğim, ne olursa olsun seni hayatımın sonuna kadar seveceğim. İsmini senin koyacağın sevgilin. Eyşan, vermişsin bir karar. Verdim baba. İstemiyorum artık seni hayatımda. Ya, demek bu kenar mahalle kuşlarını babana tercih ediyorsun ha? Bahar'ı da alacağım yanıma. Peki ben ne olacağım? Ben, babacığım ne olacak? Baba. Hı? Ne bu? Oku. Baba. Oku. Bahar. Böyle giderse bir iki seneye kalmaz ölecek. Kağıdı getirdim. Kendin oku. Hani ben yalancıyım ya. Getirmeyeyim dedim. Suç bende olsun. Ben kötü baba olayım dedim. Kızım üzülmesin dedim ama işte. İyi bir doktora götürdünüz mü? Hastaneye yatması gerekmiyor muymuş? Götürmez miyiz? Eyşan tabii ki götürdük. Ama burada tedavisi olmaz dediler. Yurt dışı dediler. Tonla para dediler. Ne yapacağız baba? Sen daha iyi biliyorsun ne yapacağımızı Eyşan. Buluruz bir yerden para. Çalışırım ben. Borç alırız. Ne diyorsun sen? Eyşan nereden buluruz? Doktor muyuz biz? Mühendis miyiz? Nereden bulacağız tonla parayı? Sen bizim ne iş yaptığımızı bilmiyor musun Eyşan? Baba nasıl yaparız Ömer? Bırak Ömer'i şimdi. Kardeşin ölüyor diyorum sana. Kızım ölüyor. Şimdi mi ahlak kumkuması kesildin başıma? He? Kardeşin orada ölürken Ömer'in koynuna mı gireceksin? He? Mutlu mesut mu olacaksın kardeşin ölürken? Ben böyle mi yetiştirdim seni Eyşan? Baba. Eyşan sen söyle kızım. Ne yapayım? Ha sen söyle ben ne yapayım? Bak bir tarafa kendi mutluluğunu koy. Bir tarafa Bahar'ı. Ben yarın gidiyorum. Ben yapacağımı yaptım. Kardeşin seninle kalacak bu gece. Sonra benimle gelecek. Yarına kadar seç birini Eyşan. Çırpıda vazgeçtiniz mi? İnanın ben vazgeçtim. O gecenin sabahı babamla buluştuk. Bana neye karar verdiğimi sormadı bile. Neye karar verdiğimi daha ben vermeden biliyordu zaten. Tekini al, patatesli. Kız, sen her şeyi ayarlamışsın bilmeden.
Ben sadece senin gözünü açacağım, bu kadar. Sonradan çok teşekkür edeceksin bana. Bu işte ilk ayartacağımız adam Cengiz. Çalıştığı kumarhaneye gittim. Dev gibi bir yer. Cengiz bayağı it. Yollu. Zengin olacağım. Ünlü olacağım. Köşeyi döneceğim hayallerinin peşinde. Yükseklerden uç. İşte bu yüzden de uçan kuşa borcu var. Sen onun kanına gireceksin. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Zaten sende gözü var. İşte biz buradan yürüyeceğiz. İkinci adamımız Ali. Ali sizin ağır işçiniz olacak. Bu iş çok büyük bir iş Eyşan. Bu işte size sağlam duracak, sağlam vuracak biri lazım. İşte bu adam da Ali. Dürüst geçiniyor ama Ali'yi ayartmanın yolu belli. Geldik şimdi işin püf noktasına. Olay çalmak değil. Çalmak adi hırsızların işi. Olay yakalanmamak. Yakalanmamak da erbabının işi. Sizin gibi yeni yetmelere kalsa iki günde toparlarlar hepiniz. Baba. Konuştuk buna İhsan. Başka türlü olmaz. Suçu mutlaka birine yıkacaksın. Başka türlü olmaz. Olmaz. Bu hayatta bir şey istemeden beni seven tek kişi o. İyi işte. Ondan cuk diye oturuyor yerli yerine her şey. Sokayı yutmuş hemen. Bedelini de ödeyecek. Yalvarırım baba. Baba bak ne diyeceğim. Ben onunla konuşurum. İkna ederim. Dördüncü adam o olur. İkna edemezsin. Şimdi etsen bile ileride vicdanı ağır basacak. Hepimizi ele verecek. Olmayacak böyle bir şey. Hak etmedi böyle bir şey. Yalnızca beni sevdi o kadar. Kızım bu işin hak etmekle ne alakası var? Seni sevenlerin başına ne geliyor sanıyorsun? Kendi akılsızlığının cezasını çek şimdi. Madem o kadar düşünüyorsun, ilk gördüğünde niye uzak durmadın? Baba. Baba baba deyip durma bana. Sen bu işin kuralını bilmiyor musun? Biri mutlaka senin için boynunu ipe götürecek. Seni seven senin kurbanındır. Ya böyle yapılacak bu iş ya da yapılmayacak. Ya Bahar ya Ömer. Artık geriye dönüşü yok bu işin Eyşan. Bak ne diyeceğim. Aslında Ömer'in de işine geleceği. Hadi soygun. 4-5 sene yatar çıkar. Baba. Zaten askerden yeni gelmiş. Kollarlar onu. Bak istersen para da göndeririz ona. Hayatında kazanamayacağı parayı göndeririz ona. Çok para kazanacağız Eyşan. Çok zengin olacağız. Baharı da yaşatacağız. Diyorsa yaptım. Her gün Cengiz'e biraz daha yaklaştım. Cengiz ise her zamanki Cengiz'di. Her şeyden çok kazanmak istiyordu. Her şeyden çok beni kazanmak istiyordu. 5 dakika duramıyorum ya sensiz Eyşan. Cengiz ne yapıyorsun? Ne yapıyorum sence? Çıldıracağım ya. Cengiz dur. Tamam. Durdum. Ne yapacağız tuvalette? Duruşacak mıyız? Ne diyorsun? Neye ne diyorum? Dalga geçiyorsun değil mi? Sence? Fıttırdın mı kızım sen? İpe girerler lan bizi. Terörist diye asarlar yemin ediyorum. Yakalarlarsa. Her şey oyun diyen sendin vallahi Cengiz, bilmiyorum. Hani biz başka türlüydük? Hani biz öbür yolu seçiyorduk? Ciddi miydin yine bir tarafından mı sallıyordun Cengiz? Ömer'e ne olacak? Hiçbir şey. Bir şey olmayacak. İşi yapacağız sonra gideceğiz bu kıytırık yerden. Herkes kendi yoluna. Herkes kendi yoluna mı? Yoksa sen benim yoluma mı?
Ne diyorsun? Senin için her şeyi yaparım Eyşan. Cengiz! Cengiz! Hadi Cengiz. Gidelim, kimseyi kıllandırma şimdi. Sonum olacaksın sen ha Allahsızım. Abla? Daha önce gelmiş miydiniz? Bir kere. Ezel Bey, her şey istediğiniz gibi mi? Güzel, teşekkürler. Afiyet olsun. Sağ olun. Havaya bakar mısın ya? Sen daha önce kimleri getirdin buraya? Kimseyi. Erkekler de ne kadar üçkağıtçı değil mi abla? Alo abla. Ya beni dinlemeyeceksen manzara bu tarafta. Ters tarafa bakıyorsun. Dalmışım, ne diyordun? Benim üçkağıtçı olduğumu söylüyordun. Öyle ama. Bütün erkekler daha önce ne yapmışlar, kiminle olmuşlar hiçbir şey anlatmıyorlar. Biz de her şeyi dökülüyoruz. Benim anlatacak çok fazla bir şeyim yok. Ne yani, daha önce hiç aşık olmadın mı sen? Oldum. Bir kere oldum. Ne oldu? Ben ona aşıktım ama o değildi. Siz Cengiz'den önce hiç aşık oldunuz mu? Hayır. Ben hiç aşık olmadım. Ama sevdim. Birini sevdim. Çok sevdim. Nasıl biriydi? Neyini sevdin? Bana bakışını sevdim. Elimi tutmasını sevdim. Büyük değil, küçük hayalleri vardı. Hayallerini sevdim. Sonra ne oldu? Yanlış bir şey mi yaptı? Üzdü mü sizi? Hayır. Kötü hiçbir şey yapmadı. Niye ayrıldınız o zaman? Uzun zaman önceydi. Kader. Bence insanları kader ayırmaz. Bence insanlar ayırır.
benim için de kolay olmadı. Ona ne oldu acaba? Siz bırakıp gittikten sonra. Amma yaptın sen de. Ayrılmış aradan öldürmemiş ki. Daha sonra gördün mü peki? Evet. Yıllar sonra yanına gittim. Niye? Affet beni demek için. Affetti mi? Affetmedi. Amma kötü adammış ya. İnsan sevdiğini affetmez mi? Kötü falan değildi. Hayatımda tanıdığım en iyi insandı o. O gün bile seviyordu beni. Cengiz mesaj atmış. Evdeyim, sürpriz yapmış bana. Gideyim şimdi, ayıp olur. Ben geçireyim sizi. Kalkmayın hiç. O zaman kadehleri bitirelim. Gerçek aşka. Heh, güzel. Kaderimiz olan aşka değil de... aşkıyla kaderimizi değiştiren. Kutlayamadık. Hasta olmayın bari. Yok canım, güzeldi. Eski anılar. Vallahi bir yabancıya içinizi dökmek isterseniz eğer. Siz yabancı değilsiniz artık. Ama yalnız kalayım şimdi. Yalnız değilsiniz ki. Sevdiğiniz biriyle olacaksınız. Cengiz'e selam söyleyin. Söyleyeceksin. Sor. Sen hala unutamadın o kadın değil mi? Bak söz verdin, doğruyu söyleyeceğim. Gözümün önünden hiç gitmiyor. Belki karşına daha şahane bir şey çıkar, unutursun onu. Daha şahane bir şey çıktı zaten. Cidden mi? İyi misin sen? İyi olmamı istiyor musun? İstiyorum. O zaman biraz böyle duralım. Thank you.